Efendim herkese yeniden merhabalar diyoruz. Uzun bir aradan sonra mesele serimizin yeni bölümündeyiz. Bu kez konumuz One Fate meselesi. İşte karşınızda tüm dünyayı ele geçirmiş bir Sünni devlet. Oyun bu başarımda bize diyor ki şurada dünya üzerinde ele geçirilebilir durumdaki tüm toprakların inancı kendi inancınızdan olması gerekiyor diyor bu başarımda. Burada gerçi o kısmı yazmamış ama kolonileştirilmemiş olup farklı inançtan topraklar varsa siz yine bu başarımı alamazsınız. Şuradan göstermek daha mantıklı olacak. Country kısmından religious'a geldiğin anda burada kendi inancın dışında bir toprak görürsen provinces kısmında başarımı alamazsın diyor. Devlet olmayabilir ama kolonileştirilmemiş topraklarda farklı inançların olmaması gerekiyor diyor. Devlet olup olmaması da çok önemli değil. Yani sonuçta şurası sıfır olacak diyor. Bunu sağladığınızda da efendim şu gördüğünüz arkadaş sizin oluyor. Hayırlı olsun diyoruz bunun için. Şimdi bu videoda konuyu detaylandıracağız. Stratejiyi konuşacağız. Yeni gelen özelliklerin kullanımından tabii bahsedeceğiz. Bir sonraki sürümde de ufak tefek durumlar var. Onlardan da bahsederiz. Ben yıllar sonra bu tarihlere geldiğimi ilk kez hatırlıyorum. Yıllar oldu. Kaç yıl oldu belki? 3 yıl falan olmuştur. En son ne zaman yaptığımı bile hatırlamıyorum. Hatta şu skora da çok şaşırdım. Biz son zamanlarına kadar oynadığımızda bu oyunu ben hatırlıyorum. 28.000 civarlarında bir puan. İyi bir puan diyorduk. Gayet iyi bir puan diyorduk. Çok iyi bir puan diyorduk hatta 28.000. Genelde 23.000, 24.000 puanlarda bitiyor oyun. Ama ben bu oyunu 49.000 puanla, neredeyse 50.000'le bitirdim. Bunu nasıl yapmışlar bilmiyorum. Bu sürümde mi oldu yoksa önceden de var mıydı? Birkaç sürümdür var mı bu? Uzun zamandır oynamıyorum. Çok şaşırttı bu beni. Onun dışında tabii bu tarihlere kadar oynamak yine eskileri iade etmeme de neden oldu. Gittim böyle uğraşılar içine bile girdim. Eğleneyim diye. Tüm Avrupa'yı state core yapmak vesaire. Burada aslında şunu söylemeye çalışıyorum. Eskiden bir mantık vardı. Deniz aşırı toprak diye. Hatırlayanlar vardır. Mesela Osmanlı ile oynarken şuraya bir set çiziyordunuz. Şuralara falan. Kıtalar arası bir fark oluşturup %50 daha ucuza yurt yapabiliyordunuz şehirlere falan. Böyle çok enteresan hikayeler vardı oyunda. Şimdi bunların tabii esamesi okunmuyor oyunda da. Öyle bir gönderme tadında bir şey yaptık kendi kendimize. Neyse. Efendim öncelikle videomuzda fikirler kısmından başlayalım. Sonra büyük projelere geçeriz. Sonra da timelapse üzerinden de anlatırız diye düşünüyorum. Çok kurgulamadım ama umarım faydalı bir içerik olur. İlk fikrimiz diplomatik oldu. Burada bir ara ofansif açtım, sonra expansion'a döndüm. Çünkü geç kalacaktım. İyice geç kalacaktım bu yurtların tamamlanması konusunda. Expansion'ı şurada alırım dedim. İyi ki de bunu expansion almışım. En son exploration almak zorunda kalacaktım. Çünkü şurada bir yerde bir keşfedilmemiş bir toprak vardı. Ondan dolayı exploration'a mecbur dönecektim. Yani şurada ofansif atıyorum, şurada expansion alsam bile hop şurada ofansif tekrar iptaldir. Exploration'a dönecektim. O yüzden puanların da bir önemi olmadığından şuraya expansion ekledim ofansif yerine. Onun dışında idea diziliminde herhangi bir değişiklik yapmadım. Yani tamamen budur. Oyun planımın içindedir. Stratejimi buna göre kurguladım. Aslına bakılırsa yola çıkarken çok agresif bir One Fate isteğiyle çıkmadım ama fikirlerimin gidişatı da bunu getiriyordu aslında. Yani şimdi diplomatik, admin ve religious, bunlar üçü çok önemli fikirler. Osmanlı'yla dünya fethine doğru götürdüğünüz serilerde, maceralarda. Aslında oyunun geneli için bunlar çok güçlü 3 fikir. Tabii ülkenin bulunduğu konuma bağlı. Her tarafı kendi inancındansa religious etkisiz kalabilir ama bir süre sonra hadi bakalım dediğin anlarda religious devreye girmesini istediğinde çok faydalı bir fikir haline dönüşebiliyor. İlk fikir olarak aslına bakılırsa religious yine seçilebilir ama başlangıç planımda benim çok fazla core yapma gibi derdim yoktu ve yapacağım savaşlar da farklı mezheplerin üzerine olmayacaktı başlangıçta. Buradan hiçbir şey gösteremeyiz gerçi. Buraya admin, ilk başta bir admin fikri almak, admin tarzından bir fikir almak bana çok sağlıklı gelmese de
buraya genelde din fikrini öneriyorum. Onu söyleyeyim. Devletlerin durumuna bağlı olarak ama burada işte Osmanlı'yla başlangıçta fazla kor yapmayacağım vesaire, işte fazla ya farklı inançtan devletlerle savaşmayacağım dediğim için gittim kardeşim diplomatikle başladım. Diplomatik çok güçlü bir fikir. Her zaman söylerim, dünya fethine doğru götürdüğünüz maceraların OP fikridir. Özellikle şu gördüğünüz Province Wars, Korkos çok ciddi bir kazanım sağlar. Kabaca örnek vereyim. 300 küsürlerde bir puana sahip ülke düşünün, toplam ele geçirilebilir savaş skoru maliyetinin. Siz bu devleti ele geçirmeye kalktığınızda 4 tane savaş yapmak zorunda kalacaksınız. İşte bunların ateşkesleridir, 15'er yıllıktır. Gerçi onları düşürmenin yolu var ama yapmadığınızı varsayarsak çok uzun bir süreyi kapsayacak bir devletin ilhakı. Mesela Memlük'ü kastediyorum. Gerçi ben yine Memlük'ün ilhakını biraz uzattım ama mesela seride bir tık erken bitirmiştik diye hatırlıyorum. Osmanlı serimiz, son yaptığım serim. Bu arada son yaptığınız Osmanlı serisinin altyapısı da VC'ye uygundu, dünya fethine uygundu. Gidişatımızın da hemen hemen aynı olduğunu da göreceksiniz o seriyi izleyen arkadaşlar. Ama orada tabii sınırladım devleti. Elden geldiğince bastırdım. Kendi alanında genişlesin, işte görevleri tamamlasın vesaire diye. Burada tabii yolu açmamız gerekti. O hamleleri zaten anlatacağız ayrıca. Bu Province Wars Score Cost sayesinde o 4 savaşta bitirilebilecek devleti 3 savaşta bitirebilme imkanını size sunabiliyor. Diplomatik fikir bu yönden çok çok faydalı, avantajlı bir fikirdir. Bir şekilde bir yerlerde seçmek gerekiyor bunu ama ben başlangıçta seçmeyi tercih ettim. Çünkü ilerledikçe bu benim karşıma sürekli gelecek. Sürekli bir devletle savaşırken, işte topraklarını almaya çalışırken, savaş skoru değerleri vesaire. Başlangıçta en azından bu sorunu çözelim ki ileride İşimiz daha kolay olsun dedim ve bu yüzden kendisiyle başladık. Aslına bakılırsa influence fikri de çok önemli bir fikir ama ben vassal feed'i kullanmayacağımı düşündüğümden, sadece işte return core yapmak için birkaç tane vassalım oldu. Onun dışında vassallara toprak yedirme gibi derdim olmadığı için influence biraz daha arka planda kaldı. Aslında influence'in hakkınız olmayan veya yancı devletten toprak alırken harcadığınız diplomatik puanlarının azaltılmasında %50 miydi bir indirimi var, çok da faydalı aslında ama biraz sıkıntı da yaşattı bazı dönemler. Ama yine de bu seride influence fikrine çok da ihtiyaç duymadık, kullanmamıza gerek kalmadı. Yani diplomatik tek başına bu işi halletti. İkinci fikrimizi admin yaptık. Admin fikrini neden ikinci sıraya koyuyoruz? Şimdi 5 ve 7'de açılabiliyor ya fikirler. 7'den 10'a kadar fikir seçemiyorsunuz. Çok uzun bir süre. O uzun süre içerisinde de admin puanlarınızı core'da yapmayacağınız için, etrafta çok fazla stratejimizden dolayı admin fikrini kullanmak çok mantıklı olacaktır diye düşünüyorum. Buraya religious alsanız dahi şuraya kazanmanız çok fazla olmayacak. Çünkü bu sefer genişleme ihtiyacı duyacaksınız. Admin puanlarınızı zor bela götüreceksiniz. O zaman genişleyeceksen niye admin indirimini almadın, değil mi? O yüzden ya birinci sıraya alacaksın din fikrini ya da üçüncü sıraya alacaksın. Daha mantıklı geliyor bana. İkinci sıraya kesinlikle admin fikri olmalıdır. Ha, birinci sıraya da yazabilirsiniz ama ben işte o 5-7 geçişi var ya, o 5-7 geçişi sırasında buraya bir admin fikrini almama taraftarı oluyorum genelde. Ama şurası uygun. 7'den 10'a kadar uzun bir süre. Buradan indirimini de aldın. Rahat rahat tamamlarsın. Ondan sonra puanlarınla da zaten religious'ı da her türlü halledersin. Quantity'yi bu işte 1600'lere doğru artık hareket alanını genişletmeye başlıyorsun. Daha hızlı hareket edebilmen için, daha az kayıplarla, yani daha doğrusu insan gücü açısından çok fazla zorlanmadan hareket etmek istiyorsan, ki hiç seride sıfırı görmedik. Ne sıfırı, hatta işte %50'sini görmedim. İnsan gücünün %50'sinin altına indiğini görmedim. Belki Memlük Savaşı'nda %50'lere yaklaşmıştır ama, ya da onu da mı zannettik? Yani neyse, hatırlamıyorum ama quantity yine de şunun için aslında en çok gerekli. Normalde o dediğim sebeptir ama almak istediğimiz sebebin birden fazla coğrafyada hareket halindesin, insan gücü kayıpların vesaire telafi etsin istersin ama bunu yine düzgün bir kontrolle, 3 hızla vesaire aradan çıkartırsın. Daha önemlisi, çok yüksek bir ordu sayısına ulaşmana imkan tanıyor. Erken dönemde eğer tam olarak ticaret şirketlerini vesaire ele geçiremediysen,
bir Quantity'nin verdiği %50 katkılarla vesaire çok daha rahat koalisyonsuz ilerlersin. Bu seride bana bir kez koalisyon kuruldu. Bir kez. O da İspanya ile savaş yaparken kolonileri falan hepsi geldi ya, buradaki bütün çakallar koalisyona girdiler ama savaş bitince hepsi koalisyondan çıktı zaten. O konuda da bir sıkıntı yok. İspanya'nın Kastilya'nın kolonileri çok ciddi bir asker gücü oluşturduğundan bunlar işte hepsi birleşip yenebilir miyiz? İşte oyunun kendi hesaplamaları devreye girinen yalandan koalisyon kuruyorlar. Quantity bu yüzden çok önemli bir fikir. Aynı zamanda Religious'la birleşip bir Moral of Army alıyor. %10 puan. Çok çok ciddi bir kazanım. Neredeyse bir defansif fikri almış kadar oluyorsun. Hatta şuradan mı göstersek, bak burada duruyor. Onun dışında bir de bu arkadaşın Expansion'la zaten bir birleşimi de var. Neredeydi o Expansion? Hah, bak altta görüyorsun. Yani vatandaşların koloni topraklarınıza gelme sayı oranını arttıran bir katkı alıyorsunuz şu politikalar kısmından. Askeri hem de, diplomatik de değil. O yönden de büyük bir avantaj sağlıyor. O yüzden Quantity çok avantajlı bir fikir. Askeri olarak işte ofansiftir, quality'dir vesaire, bundan hiçbirine gerek yok. Aristokrati ise mecburen alıyorsun. O da din fikriyle mi birleşiyordu bu? Mecburen dinle birleşmesi lazım. Misyoner faaliyeti veriyor. Şu misyoner faaliyeti değerleriniz çok çok önemli. Bizim şu an %16 ama şu estate modifiyesi vardı bir tane. O şimdi gitti artık. Dünyanın tamamı kendi inancım olduğu için o artık yok. Burada bir tane modifiye var. O da 1 puan veriyor. 17'ye çıkartıyorsun. Bir de yöneticinde de denk gelirse eğer, bir misyoner faaliyeti, bir dindarlık varsa ondan da misyoner faaliyeti alınır. Çok hızlı bir şekilde din faaliyetleri yapabiliyorsun. Hele ki bu yeni sürümle birlikte, bak buradan da hemen ufak bir girişimizi yapalım. Biraz uzuyor gibi mesela ama yani detaylandırmaya çalışıyorum elden geldiğince, soru işaretleri kalmasın diye. Ya onu nasıl yaptın, bunu nasıl yaptın diye. Şimdi şuradaki katkılardan nasıl kazanım sağladık bu büyük projelerden? En önemlilerinden biri Pena Sarayı, bu Lisbon'daki. 0.5'lik bir misyoner faaliyeti verebiliyor son seviyesinde. Buna ihtiyacınız olacak. Burayla ilgili farklı bir anlatımım da olacak bu arada. Benim serimde yaptığımdan daha farklısını yaparsanız çok daha hızlı bir şekilde halledebilirsiniz diye. Keza burada Stonehenge anıtı var. O da %1'lik bir misyoner faaliyeti kazandırabiliyor. Çok ciddi bir kazanım. Bunu da muhakkak kaçırmayın. Almaya çalışın. Ben zaten İngiltere'ye hızlı bir şekilde girip buralara ele geçirmiştim diye hatırlıyorum. Yine bakarız zaten timelapse'den. Onun dışında bir de tabii misyoner faaliyetlerinden konuştuk. Bir de din adamlarının kazanımları var. Kazanılma şekilleri var. Bunların zaten çoğunu herkes yapıyor ama buraya bir tane daha bir ek din görevlisini ekleyebiliyorsunuz, kazanabiliyorsunuz. O da nedir? Şurada Hedda Stave miydi bu? Neydi? Hedda Stave. Ha. Hedda Stave kilisesi var bir tane burada. Bu kilise oyuna özellikle bu şekilde eklenmiş olsa gerek. Çünkü toprağın inancı sadece Hristiyan inancı olsa yeterli. Ve ben bunu ele geçirdikten sonra, ki bunu geç fark ettim bu arada. Ele geçirdikten sonra ben bunu ticari şirketine ekledim. Yanlışlıkla dinini değiştirmeyeyim diye. Ondan sonra son seviyeye getirdim. Burası Katolik'ti. Bütün oyun boyunca, yani ele geçirdikten sonraki bütün oyun boyunca buradan misyoner faaliyeti almayı da başardım. Bu da çok hızlı bir şekilde din faaliyetleri yapmama sağladı. O oyun tabii stratejinin diğer kısımlarıydı. Onun dışında başka ne diyeceğiz? İşte aristokratikten buraya gelmiştik. Keza ticaret fikrinin alınma sebebi de bu. Ticaret de din fikriyle birleştiği anda bir misyoner faaliyeti de o verebiliyor. Aynı zamanda ekonomimizi de güçlendirebiliyorsunuz. Birazdan temel prensiplere de geleceğim zaten. Ondan sonra kardeşim expansion'ı aldık. Neden aldığımı da söyledim. İşte şuraların kolonileştirilmesi lazımdı. Özellikle buralarda da birkaç yer vardı. Hatta burada bir sürü toprak vardı şuralarda falan. Onları da kolonileştireyim diye expansion, sonra exploration'da hemen aldım ki işte bir iki tane görmediğim toprak vardı, deniz vardı, onları da açayım diye. Bak hatta görünmeyen yerler hala var. Exploration'da birlikte de bunları da halletmiş olduk, en azından ihtiyacımız olanları. Fikirler böyle. Sorularınız varsa
detaylandırabiliriz. Dediğim gibi başlangıca diplomatik fikri şiddetle tavsiye ediyorum. Diplomatik olmazsa din fikri de alabilirsiniz ama din fikri alırsanız bu sefer işte 5-7 çıkmazı, admini buraya nasıl, yani admini alsan bu sefer admin puanların çok sıkıntıya girecek. Yani sanki bu başlangıç çok uygun gibi geliyor bana. Diplomatik, admin, religious, bunların üçü birbirini tamamlıyor. Şiddetle dediğim gibi tavsiye ederim. Onun dışında burada başka ne anlatayım? Hazır aslında projelere girmişken biraz daha detaylandım. En azından bunu bir parça olarak videonun işte süreleri belirtirim de oraları atlaya atlaya izleyebilirsiniz isterseniz. İşte büyük projeler kısmında ne dedik? Lisbon, Pena Sarayı, ondan sonra şu yukarıdaki Donahenge, ondan sonra İsveç'teki bu Heddal Stav Kilisesi, kritik yerler. Onun dışında şurada Elhamra Sarayı var ki benim zaten ilk hedefim burayı ele geçirmekti. Çünkü en altta gördüğünüz administrative efficiency var ya, işte bu war score'lardır, yurt maliyetleridir vesaire, hepsinin ilacı bu. Bu ne kadar yüksek olursa bu değer, o kadar düşük puanlara işte toprakları alabilirsiniz, yurt yapabilirsiniz vesaire. Bu oyunun işte büyük projeler sisteminde de ve Osmanlı için en uygun yer. O yüzden oyundaki ilk stratejimi bunu ele geçirmek üzerine aslında planladığımı söyleyebilirim. Tabii 7500 altın, şu an 5000'e inecek bir sonraki sürümde. 7500 altını da oyunun başında hemen bulmak mümkün değil. Belli bir süre vassal tuttum zaten. Ondan sonra parayı bulur bulmaz gerektiğinde borç da alarak hemen bunları tamamlamaya çalıştık. Bunun dışında başka neresi vardı? Registan Meydanı var. Evet. Bizim için önemli aslında. Semerkant kısmında. Semerkant. Gözlerim kör oldu. Ha şurada. O da farklı inançlarla savaş yaparken toprakların war score değeri %15 azaltılıyor. Bunu özellikle %25 çağ katkısıyla birleştirdiğinizde ben %250 genişlemeler yaptım. 1600'lere doğru giderken %250 genişlemeler. Şurada Hindistan'da vesaire. Müthiş. Acayip skorlar yarattı bu. Şu ve onun birleşimi. Bir de tabii buradan admin yeteneği de var aynı zamanda. Bu gördüğünüz yerler çok önemli projeler. Bunları kesinlikle değerlendirin. Bunun dışında da tabii ki çok fayda yani işte atıyorum advisor indirimi vardır, yok deep rep kazanırsın, ilişki limiti kazanırsın. Bu yani her inancın, yani her inançtan devletlerinde yapabildiği projeler var. Onlara da geçiş yapabilirsiniz ama burada aklıma direkt Pegu geliyor mesela, bunun kazanımını unutturmadı bana. İşte deep rep veriyor, advisor vesaire. Bunları da tamamlarsanız kazanımlarınızı alırsınız diye düşünüyorum ama onlardan önce bu söylediğim projelere çok dikkat edin. Gerçi bir sonraki sürümde bunlar da değişebilir. Birkaç yeni proje geliyor. Şimdi onlara da bakacağız ne olur ne bitiyor. Detaylı incelemedim. Kudüs'ü artık projeyle, Kudüs'ün verdiği katkıyı projeyle artık alabileceğiz son seviyesinde. Ve maliyeti de 5000'e indirilmiş. 7500'lü son seviyesi 5000'e inmiş. İkinci seviyesi 3500'lü, o da 2500'e çekilmiş. Sonra insan gücü harcaması 5000'de 7500 harcanacak. Böyle değişiklikler yapmışlar. Ve bunu da anlattıktan sonra o zaman büyük projeler kısmını kapattık. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa, ben şimdi not, sınırlı not aldım. Belki eksikler olabilir. Yorumlarda en azından halledelim. Ve buradan sonra konu artık oyunun stratejisine dönüyor. Buradan sonra artık ben daha ne desem bilemiyorum. Burada başka anlatacak bir şey var mı? Başlangıçta estate yönetiminde ne yaptım? Her türlü estate avantajını, işte ayrıcalığını verdim. Özellikle puan kazanımlarına çok önem verdik. Zaten tüm dünyayı neredeyse core yapabilmemi sağlayan da işte bu tür puanların elde edilmesi. Her yerden. Yöneticiler de iyiydi zaten. Ve buralardan da puanları aldık sürekli. Bak, buradan da alıyoruz ayrıca. Bu puanları da muhakkak alabilirsiniz. Biraz tabii otonomi kazandıracak, toprakların geri alınma süreci biraz uzayabilir çünkü sürekli savaş yaptıkça vakit de bulamıyorsun, isyandı vesaireydi. Bir de şunların değerleri de çok önemli. Dim otonomisini bir süre tutmakta yarar var gibi
durumlar ortaya çıkabiliyor. Şimdi başka ne diyeyim ben sizlere? Estate kısmını da aradan çıkardıktan sonra o zaman yavaş yavaş şu kısmı da göstereyim. Governing capacity zaten absürt bir hale geldiğini söyledim. Governing capacity katkılarını almak adına birçok faaliyetler yaptım. 4700 değere kadar çıkarmayı başardım. Ferry'nin tamamı için söyleyebilirim ki governing capacity bir problem yaratmadı. Çok az geçtiğim dönemler oldu. Onun da ne admin puanlar açısından ne agresiflik açısından problem çıkardığını söyleyemeyiz. Rahatlıkla aşabilirsiniz veya dengede tutabilirsiniz, az da tutabilirsiniz. Ama az tutarsanız bu sefer ticaret şirketlerinize daha büyük yatırımlar yapmanız gerekiyor. Gerçi ben oyunun ilerleyen aşamalarında yaptım ama onları da gösteririm. Hatta dur buradan da ticaret şirketlerine geçelim. Oyun biraz kasıyor ama ticaret şirketleri meselesi. Şimdi birçok arkadaşımız da soruyor bu ticaret şirketi meselesi ya bu nasıldır nedir diye. Çok zor bir şey değil, basit bir şey bu zaten, bunda bir şey yok. Kendi anlatmış olmam lazım, ekonomi sisteminde mi anlattım ben bunu, bir yerde anlatmıştım. Subcontinent diye bir mantık var oyunda. Subcontinentiniz sizin ana ticaret merkezinizin bulunduğu bölgeyi ifade ediyor. Mesela biz Eastern Europe'dayız. Çünkü benim başkentim Konstantiniye ve ticaret şirketi, daha doğrusu ticaret merkezim bu subkontinente ait olduğundan bunun dışındaki her yeri ticaret şirketine ekleyebilirim. Ve orada %50'nin üzerinde ticaret gücüne ulaştıklarında bu şirketler o zaman da bana tüccar veriyorlar. Ve bu kadar da tüccarım oluyor işte, 50 tane tüccar var. Bir de tabii bunların bir kısmı da şeyden geliyor. Kolonilerden geliyor. Burada tabii en çok para yapan konu oyunda tabii ki ticaret meselesi. Ama ticaret de tabii tek başına yetmediğinden şöyle söyleyeyim. Üretim ne kadar yüksek olursa ticaret geliriniz de o kadar artar. Bu yüzden üretim gelirlerinizi de bir yandan arttırmanız gerekiyor. Zaten oyunun o 1600-1500 dönemlerinde yüksek genişlemelere başladığınız zaman ticaret gelirleriniz düşer. Genişlemeden dolayı harcamalarınız artınca sadece ticarete dayalı oynadığınızda zarara girmeye başlarsınız. O yüzden production gelirleriniz de çok çok önemli. Bunları arttırmanın en hızlı yollarından biri şu gördüğünüz. Tabii oyun biraz kasıyor bu sayfada nedense. Gelirse yazısı vesairesi göstereceğim katkılarını. İşte şu. Bu kısım %4'lük ticaret gücü veriyor. Güzel ama asıl önemli olan kısmı bölgenin %50'lik bir üretim gücünün artışı var. Üretim gücü etkinliğinin artışı var. Buna ek olarak bir de geliyorsunuz şu olması lazım. Yavaş hareketlerle gel bakalım buraya. Bir %50 katkı da buradan alıyorsunuz. İkisi birlikte birleşti. Yani aynı yere tabii yapabilirsiniz. Ben ikisini de aynı yerlere yapıyorum. Böyle böyle. Bölgelerin ticaret güçleri ekonominize çok ciddi bir kazanım. Mesela şöyle söyleyeyim. 3000 duka paranız var. Genişlemeden dolayı vesaire -50 duka gideriniz var. Bu durumları gördük çünkü ben kayıt içerisinde. O zaman gidiyorsunuz o 3000 dukayı, ya işte param zaten azalacak edecek, dur paramı harcamayayım derseniz o para gider. Bir daha da kurtaramazsınız. Ama gidip şu iki yatırımı yaparsanız, böyle değerli gördüğünüz üretim gücünün fazla olduğu Hindistan'daki topraklardadır, İşte Suriye'dedir, Mısır'dadır. O zaman bunlar bir anda o sizin -30'ları, -50 giderlerinizi sıfıra kadar indirebiliyor. Belki elinizde para kalmayacak ama ne olacak? Genişleme vesaire bittikten sonra bu sefer atıyorum +20 geliriniz varken +50 geliriniz olmaya başlayacak. Oyunun zaten çoğunluk kısmında erken dönemde özellikle siz genişlemesiz ilerliyorsunuz. İşte o genişlemesiz ilerlediğiniz dönemde de çok ciddi bir para kazanmaya başladınız. Para kazandıkça yatırım, para kazandıkça yatırım derken bir anda devasa bir ekonomiye sahip olabiliyorsunuz. Zaten ekonomik büyüme, asker sayılarınızı arttırmak için yapacağınız işte quantity fikridir. Onun dışında tıklayana kadar canımız sıktı. Onun dışında işte şu land force limit veren binalardır vesaire. Bunları da yapa yapa belli bir döneme kadar çok ciddi bir asker limitten ulaşır. Zaten 1-1,5 milyon arası askere ulaştığınız anda da dünyada hiçbir devlet artık koalisyona girecek durumda kalamaz. 1 milyon, 1,5 milyon rahatlıkla her yeri
ezer geçersiniz. Bu kısım ekonominin bir anlatımı oldu aynı zamanda. Böyle parça parça umarım olabilmiştir de videoyu böleceğim. Bir faydası dokunur. Onun dışında şu Trade Value binası var. Bu olması lazım. Bu aynı zamanda Goods Produced veriyor. O da üretim kaynağının değerini arttırıyor. Onu söyleyeyim. Şurada bir Trade Value var. Bunu da alabilirsiniz. Şunlar yetmediyse tabii ekstra. Bunların ikisini de yaptınız. Dur kardeşim bir de şunu alayım derseniz. Bu da ekstra bir kazanım sağlar. Ancak bundansa sanki ben şunu tercih etseniz daha iyi olur diye düşünüyorum. Hangisiydi o? %10 muydu? %5 miydi? Şu muydu? Otonomi indiren. Ha şu %5'lik bir otonomi indiren var ya. Bunu da alabilirsiniz. Çünkü toprağın her şeyinden yararlanabiliyorsunuz bu indirim sayesinde. En azından state core yapamasanız da %5'lik katkı hem insan gücü açısından, horsemeat açısından, paralar açısından her şey için etki edebilen bir kazanım sağlayacak. O yüzden bu 1000 dukaya bunu yapmanızda yarar olabilir diye düşünüyorum. Yine tabii tercih kalmış ama şu ikisi kesinlikle yapılmalı. Ekonominizi geliştirmek istiyorsanız ticari şirketleri yoluyla. Her yeri ticari şirketine ekleyebilirsiniz. Governing capacity idareli götürebilirsiniz. Hiç sorun yani zaten para yaptıkça ülke. Bu sefer burada paralar birikiyor ya. Git kardeşim ondan sonra hemen ne yapıyorsun? Şuradan geliyorsun. Bu iki binayı özellikle her yere yapabilirsin. Sonra bunu da yapabilirsin. Gerçi bu biraz daha geç açılıyor ama bundan da yapabilirsin elinden geldiğince. Bu da %20'lik bir indirim sağlar. Şu özellikle çok ciddi bir kazanım sağlar erken dönemde. Para yaptıkça da zaten buna geçiş yaparsın. Ama öncelikle ticaret şirketini eklersin. Neredeydi o? Ticaret şirketini eklersin. Sonra şu iki yatırımı yaparsın. Sonra governing capacity değerini biraz fazla aşmayı gördüğün anda hemen o binalara dönersin. Governing capacity değerlerini düşürürsün. Böylece dengelemiş olursun genişlemeni. Bu arada videonun 27. dakikasına gelmişiz ve biz hala timelapse izleyeceğiz, inanılmaz. Buradan sonra artık timelapse'e geçeyim. İşin derinini, detayını anlatıyorum elden geldiğince. Şimdi bu One Fate meselesinde Osmanlı ile oynarken iki tane kritik nokta var. Bir, Hindistan ticaret ve Hindistan ticaretinin ele geçirilmesi. Ticaret zaten önemli ama Hindistan ticaretinin ele geçirilmesi. Bunun için açılış hamleleri. Bir de kolonilere erkenden ulaşmak. Ben kolonilere erkenden ulaşmak kısmını yapmadım. Zorlamadım. Aslına bakılırsa Konsey Defeat'ler üzerinden gidilebilirdi. Çok daha hızlı biterdi böylece din faaliyetleri. Çünkü Avrupa'da hadi agresif yaratmak istemiyorum ama çok az bir enerji harcayarak burada işte İspanya'nın, ondan sonra Portekiz'in kolonilerini ufak ufak ele geçirmeye başlayarak en azından 1500'lerin ortalarından itibaren Amerika'da din faaliyetlerine başlayabilirdim. Bu benim daha hızlı bir şekilde One Fate'i tamamlamamı sağlardı aslında. Bundan dolayı çok geç. Ben 1650'lerden sonra falan başladım galiba burada din faaliyetlerine. Portekiz'in ele geçirilmesinden başlıyor işte artık ne zaman olduysa o. O yüzden bu açılışı yaparken hem Hindistan'ı önemsemeyi unutmamak gerekiyor hem de bu Portekiz kolonilerine bir an önce oturmak gerekiyor. Ya Portekiz'i ilak et, buradaki agresifliği artık önemseme, ya da ne yapacaksın? Burada 3-5 toprak alacaksın erkenden. Orada kolonini 5 toprak alacaksın, kolonini kuracaksın. Ondan sonra Conseil yapacaksın, burada defeatler yapacaksın kolonileri. Komple kolonileri ele geçire yukarı doğru çıkmaya başlayacaksın. Bir yandan da burada din faaliyetlerini yaparsın. Çok defa hem Avrupa kızarmaz buraları ele geçirdiğinde, hem de artık Amerika'da din faaliyetlerine başlarsın. Bunu ne kadar erken yaparsan oyunun sonunu o kadar rahat bir şekilde tamamlarsın. Hindistan meselesini ise yaptık. Elimden geldiğince agresif bir şekilde Hindistan'a doğru ilerlemeye başladım. Ve bunun sayesinde ticareti hızlı bir şekilde ele geçirdim. Güçlendirdim ekonomiyi. Ordu sayımı arttırdım. Vura vura ilerledim. Şimdi timelapse üzerinden ufak ufak o zaman anlatımımızı yapalım. Biraz şöyle bir ilerleyiş başlasın. Hatta 2 hıza da geçebiliriz. Sonra 3'e 4'e de alırız. Şimdi benim klasik stratejimde başlangıç Bizans hamlesiyle ilgilidir. Bizans'ın ele geçirilmesi çok yararlı olduğunu düşünüyorum. Bunun dışında Atina'nın vassal olarak alınması daha faydalı olabilir. Gereksiz yere dışarıdan agresif kalmalarına gerek yok devletçiklerin.
O yüzden Atina vassalım olarak kalıyor. Sadece Bizans'ın ilhakını yapıyoruz. Onun dışında Karaman'ın ilhakı. Şurada bir hata yaptım. Candar'la next yaparken evlilik yaptık. Ondan dolayı Candar'ın ilhakı biraz gecikiyor burada. Bozmak da istemedim. Sonra bir ara gerçi şey yaptım ben onu artık. İlişkimi kötü yaptım. O style bakıyorum dedim. Topraklarında hakkım var değil mi? Zaten otomatik yapay zeka çoğu zaman iptal ediyor onu. O şekilde hallettik. Zulkadir'in vassal alınması. Bu Osmanlı serimizde de bizzat yaptığım hamleydi zaten. Burada aslında önemli bir development'a sahip. Hiçbir agresiflik almadan burayı kolayca ele geçirebilir. Aynı zamanda da yedirebilirdin ama diyorum ya, vassal fiili çok fazla kullanmayı seven bir kişi olmadığımdan kendim core yapma taraftarıyım. Ve o yüzden bu arkadaşı vassal aldığında sadece Urfa'yı verdim ve Suriye'yi serbest bıraktırdım. Akkoyunlu'dan Karaman'ın müttefiki olarak savaşa geliyor ya. Bu da klasik bir hamle. Suriye'nin vassal olarak alınabilmesi için ve Rus buradaki toprakları agresifliği düşük bir şekilde ele geçirebilmek için bu hamlenin yapılması gerekiyor. Urfa'nın alınmasının en önemli sebebi de işte şu topraklar arasındaki bağlantı olsun ki ya sen bana çok uzaksın, vassalın olmam demesin. Ve zaten toprakları birleştirmek de faydalı her açıdan. Ve Rakka'da hiçbir agresiflik olmadan zaten diplomatik yollardan vassal olarak alınabiliyor. Ondan sonra da Memlük Seferi'ne doğru zaten adım adım ilerleyeceğiz. Onun dışında neler yaptık? Tabii burada birkaç hamleyi hatırlamıyor olabilir. Mesela Ragusa'yı ele geçirmişim. Bunu nasıl yapmışım? Ragusa hangi savaştan girdi? Ha, şurada şövalyeler vardı. Şövalyeleri vesaire komple ele geçirebilme fırsatı ortaya çıktı. Onu yaparken hatta Epirus'u değil mi? Ha, Epirus. Epirus'a savaş açtığımda Ragusa geliyordu. Ragusa'ya savaşa çağırınca, lider yapınca o da savaşa bunu çağırıyordu. Burada tabii ben Ragusa'nın korumasını, garantisini kaldırmıştım. Oradan pişman oldum. Niye kaldırdım dedim kendi kendime. Gereksiz yere. Çünkü arkasına da Venedik savaş açtı ama orada tabii ticaret savaşı açtığı için onu alamadı. Toprağı alamadı. Barışı yaptılar, geçtiler. Sonra ben Ragusa'yı savaş lideri yaparak burada ele geçirdim. Bir yandan da tabii hızlı bir şekilde İtalya'ya sıçrayabilir miyim diye düşünüyordum. Sadece öyle kurgulasam mı diyordum. Fantezi arıyordum yine ama yok kardeşim dedim. Buradaki agresifler bana yetti. O yüzden yine kendi bildiğimiz gibi devam etme derdindeyiz. Bir yandan da Fezzan'ın vassal yapılması için uğraşıyorum. Fezzan ısrarla vassal olmak istemiyor. Ya şuradan vassal yapabiliyorduk diye hatırlıyordum ama bir türlü vassal alamadık onu. Sonra böyle tek toprağa düştü gitti. Hunus'un düşmanını korumaya çalışıyor. Müttefik olmuş alçak. Ona yenilince burada tek toprak kalıp ondan sonra benim vassalım haline gelebildi. Bu arada biz arada bir tane Memlük savaşı yaptık ve Suriye'nin tüm topraklarını geri almayı başardık. Tek savaşta. Ve Tunus'u, aynı zamanda da Tunus'un da topraklarını, Fezzan'ın da topraklarını Tunus'tan almayı başardık. Sırbistan'ın ilahakı geliyor. Ve yavaş yavaş Balkanların temizlenmesi, çünkü Balkanları bu şekilde temizlemezseniz burada yaptığınız agresifler sürekli yakın devletleri ilgilendirdiği için bunlar sürekli 50 ve üzeri, 50 ve üzerine çıkıp duruyorlar. İleride de koalisyon tehdidi oluşturmasın diye zaten ateşkesleri de kontrol etmeniz lazım. Bunun için böyle arada yenmek ve onları buradan uzaklaştırmak gerekiyor. Ve de hızlı bir şekilde bu ticareti kontrol altına almak gerekiyor. Onun dışında başka. Hak iddialarını alıp yine Memlük'ün üzerine seferler yapmaya devam ediyorum. İlk savaşım bilerek geciktiriyordum aslında. Province War Score Coast'u alayım diye. Ama bakıyorum yetişmeyecek. O yüzden erken savaş açmıştım. Ve çok büyük bir kazanım elde edemedik. Yani klasik toprakları alıp çıktık ama Province War Score Coast'u alınca sonra çok ciddi bildirim gelme artık. Çok ciddi bir ilerleyiş sağlamaya başladık. Burada topraklarımızı da genişletmeyi başardık zaten. Yavaş yavaş Karakoyun'un üzerine de gitmeye başlıyoruz. Karakoyun'un üzerine gidiş çok çok önemli. Çünkü Karakoyun'u bizim Hindistan'a açılışımız demek olacak. Burada hızlı bir şekilde hemen Muşaşan'ın sınırına kadar geldik ki bir an önce buradan gitmeye başlayalım Hindistan'a doğru. Buradaki arkadaşlar kendi arasına takılıyor. Onları ellemiyorum. Bir derdim yok onlarla şimdilik. Yukarıdaki fetihlerimizi yapıyoruz. İşte Kırım bağlandı. Kırım bağlandıktan sonra hadi bakalım Polonya. Düşmanım zaten. Hem aşağılarız hem power projection kasarız. Hem de topraklarımızı genişletiriz diye bir sefer yaptık. Memlük'le yaptığımız bir sonraki savaşta da özellikle Halsa'yı vassal alabilmek için buraya girişimizi yaptık. Halsa'nın vassal alınması sayesinde de direkt buraya atlanabilme fırsatı var. Buraya atlandıktan sonra da hop Balochistan, ondan sonra Hindistan.
derdimiz var. O yüzden ilerliyoruz. Bu arada ben İspanya kısmını atladım. Onu buraya yoğunlaşırken İspanya'yı görmedik. İspanya tarafında şu oldu aslında başlangıçta. Ben Tunus Savaşı'nı yaptığımda Fezzan'la, Fezzan'ın topraklarını almak için özellikle şuradan toprak aldım. Çünkü Garnata'ya bir an önce yaklaşayım ve vassal yapayım diye. Nitekim kendisini vassal yaptım buraya yaklaştıktan sonra. Garnata toprak kaybetti buradaki savaşlar sırasında dostlarına yardım ederken. Sonra ben onu vassal aldıktan sonra burada yatırımları yaptım. Bir yandan da Reconquest'i hedefliyorum. İspanya'ya savaş açtıktan sonra zaten onun ticaret şirket, yani ticaret topraklarını, değerli topraklarını ele geçirmeyi başardık burada. Kritik. Zaten bu tip zengin topraklarını ele geçirdiğinizde Kastilya'nın, Portekiz'in onları bayağı kilitliyorsunuz. Burada çok büyük bir genişleme yaptı. Bu aslında kabul edilemez bir seviye. Bunu da çözmek için zaten ileride Morocco'nun vassal haline getirilmesi planını sahaya yansıtıyorum. İşte onun da Reconquest'leri böyle, işte vassal feat dediğimizleri, bunları kullandım daha çok Reconquest'ler için. Buna mesela Nocebe. Nocebe'yi iki yerde kullandım. Bir buna kullandım. Bir de Kutsal Roma'yı dağıtmak için kullandım. İçeride bir tane üyeden ancak bütün iki üyeyi ve bir imparatoru savaşa çağırabiliyordum. Onun için öyle bir Nocebe kullandık. Sınırların bu kısmı aslında biraz güzelleşmeye başlıyor. Klasik Osmanlı sınırlarına yakın bir sınır oluşmaya başlıyor. Ben de uzun zaman böyle seyretmekten çok büyük keyif aldım. Bir yandan da buraya zıpladık. Bakın burayı da temizledik. Önemli bir ticaret noktası. Hindistan'dan gelen ticaret Basra'dan direkt Persya'ya akıyordu. Persya'yı zenginleştiriyordu. Biz de hemen buraya müdahale ettik. Ticaret şirketimizi kurduk ve direkt Konstantinye'ye doğru aktarıyoruz. Ve böylece buranın zenginleşmesini azaltarak kendi gücümüzü de arttırmaya başlıyoruz. Memlük bakın burada iki toprak daha yaşamaya başlıyor. Ve ben tabii bir yandan da asıl hedefime doğru gidiyorum. Hindistan, çünkü benim asıl hedefim. İki hedefim var. Bir, hızlı bir şekilde Portekiz'i ve Kastilya'yı güçsüz bırakmak. Ama kolonileri için de tabii ilhakı zorlamak. Bir ara denge getireceğim ama agresiflik meselesi var diye çok yoğunlaşmadım. Ama asıl mesele Hindistan, çünkü ticaret. Yoğun bir şekilde. Bir de tabii bu kalifeyti kurabilmek için, halifeliği ele geçirmeniz gereken topraklar var. Şurada taht da var. Tahta değil, tatta işte. Şurada Maskat var. İşte Semerkant'tır vesaire derken hepsine birden ulaşmaya çalışıyoruz. Burada mesela Transoksiyana tek toprak kalmış bir vassal, şey, gariban devlet olarak yaşarken ben bunu vassal haline getirerek burayı toplamaya çalıştım mesela. Bu da ayrı bir işte vassal feat tarzı bir genişlemenin bir şeyi. Bakın burada Granada'nın ilhakını tamamlıyoruz çünkü oraya yatırımlarımı arttırdım ve kazanım elde etmeye çalışıyorum. Admin yeteneği açısından özellikle genişleme. Şimdi şöyle bir şey de gördüm. Sürekli dev basıyor yapay zeka sağ olsun ve bunun yanında şu projeler falan derken çok ciddi bir savaş skoruna neden olmaya başladı topraklar. Biraz uğraştırıyor açıkçası. O yüzden bu buradaki kazanım, ondan sonra şuradan gelecek %15 katkılar gerçekten ilaç gibi. Oyunun yeni sisteminde. Burada artık İran ticaretini ele geçirmek istiyorum. Bu arada arada İngiltere Savaşı, İngiltere üzerine de çıkma yapmışız. İngiltere'ye çıkışımız da şöyle oldu. Burada Portekiz, Kastilya topraklarını yurt yaptığım için burası da hallolmuş. Bak hepsini kaçırıyoruz ha. Acaba ayrı ayrı mı timelapse yapsaydık, ne yapsaydık? Şimdi burada Portekiz'in topraklarının Fas'a geri kazandırılması, işte Sus'un da vassal alınması buradaki toprak için özellikle gerekli ya, halifelik için. Bu iki devlete o şekilde vassal alıp topraklarını geri kazandık. Bu bir. İki, bunlardan biri için savaşa girdiğimde İngiltere'ye atlayabilmemi sağlayan bir tane toprak fethettim burada. Ondan sonra da İngiltere üzerine savaş açtım ki bir an önce İngiltere'yi de güçsüz duruma getireyim ki kolonileşme açısından çok fazla sıkıntı yaşamayalım ileride ya da ilhakını düşünelim diye. Zaten Anglikan olunca da işiniz bir tık kolaylaşabiliyor o konuda. Ama yine de geciktirdim onu gerçi. Ben tamamen buraya yoğunlaştım. Hindistan'a gideceğim. İşte bak şunlara mesela bir tık daha agresif olsak. Atıyorum ben burada Litvanya için, Macaristan için uğraştım. Ele geçirmek için. Bu arada bu Macaristan... Benim ele geçirdiğim Macaristan. Bak bu da mesela geçti gitti. Avusturya Macaristan'a bağlıydı. Macaristan Avusturya'ya bağlıydı. İlhak etmişti. Hemen ilhak eder etmez savaşı açtım. Bir tane şuradan toprak aldım. O toprağı serbest bıraktım. Ondan sonra Macar'ın tek topraklarını, bütün topraklarını tek savaşta geri aldım. Aynısını Litvanya'da da yapıyorum sonra. Belki bunların yerine, ki burada çok ciddi kazanımlarımız var ama İngiltere'nin, işte özellikle İngiltere'nin %100 skorla ele geçirmesi belki bir tık faydalı olabilirdi ama bilemiyorum.
Onun dışında Hindistan tarafındaki genişlememiz devam ediyor. Kırım işte bu durumda derken biz bir yandan da buraları toplamaya başlıyoruz. İran'da agresifliğimiz devam ediyor. Bakın elden geldiğince kendim core yapıyorum. Yani adamların sadece return core olarak besliyorum. Böyle çok nadir toprak verdim devletlere. Burada Litvanya'da ele geçirilmiş ve tüm toprakları alınmaya başlanmış. Kendim yurt yapmaya çalıştığım için bu biraz zaman da kaybettiriyor aynı zamanda. Hem genişleme değeri rahatsız edici bir düzeye gelebiliyor. İşte asker sayın yetmeyebiliyor bir sene. Ekonomi tam toparlanmadı, oturtulmadığı için. Hem de puan yetmeyebiliyor. Onu söyleyeyim sizlere. Hindistan üzerinde genişlemeye devam ediyoruz. Oradaki ticareti aktarmak adına. Bir yandan da Litvanya tarafı derken. Artık buradan sonrasını oyunun akışına da bırakabiliriz. Portekiz'in gücünü tamamen kırdık. Burada Lisbon'u da ele geçiriyorum. Misyoner faaliyeti verecek vesaire diye. Londra'da zaten söylemiştik. Bunlar hep önemli yerler. Bir de şu toprakların ele geçirmesi sayesinde Portekiz mesela burada ilerleyemedi, genişleyemedi. Buralara gelemedi fazla. Buralara vesaire çok gariban takıldı. Ama böyle normal şartlarda siz önünü almazsanız Portekiz'in, Kastilya'nın şuraları komple ele geçirirler. Burada da büyük bir devlet olurlar. Ondan sonra gelir Afrika'yı ele geçirmeye başlar ki o zaman yanarsın. Hele ki din faaliyeti yaparsa burada ticaret şirketi sayesinde propaganda yaparak din değiştirme faydasından da kaybetmiş olursun. O şansı da kaybetmiş olursun. Çok büyük bir dezavantaj. Burada o yüzden ya gidip kendin fethedeceksin buraları bir şekilde no cebe ya da bir şekilde hakkı alacaksın, savaşacaksın. Ya da bunların gücünü kıracaksın ki bunlar burada genişleyemesin. Bunu yaptıktan sonra zaten ister erken dönemde fethet, ister geç dönemde fethet çok fazla bir şey fark etmez. Ben genelde Müslüman Sünni devletleri daha doğrusu erken dönemde fethetmek istemiyordum. Çünkü agresiflik gereksiz yere artacak bir de puan harcayacağım. Bana faydası da yok. Ekstra bir faydası da yok. Onun yerine farklı inançları, özellikle Hindistan'ı sürekli ele geçirme derdim var. Oraya doğru ilerliyorum. Çünkü din değişiklikleri yaptıracağım. Başka. Şuradakiler ise gerçi bunların dinleri farklıydı ama bunu işte ticaretle zaten halledersin bir şekilde. Buranın tek sıkıntısı Portekiz'e ya da Brezilya ya da İngiltere'ye kaptırılması olabilirdi. Ama bunların hepsinin önünü kestim. Fransa zaten yani şuralarda takılıyordu. Oraya inseydi önlem alacaktım zaten ama orayla bir derdi olmadı hiç. Kendisini. 1600'lere geldik. Bakın buradaki genişlemeler işte o bahsettiğim genişlemeler. %250 genişlemeler falan oluyor burada arka arkaya. Tek savaşta yapılıyor bu. Bir yandan da Moskova'ya komşu oldum ki dedim oradan da belki ilerleme çabamız olur. Şu topraklar böyle görünme sebebi biliyorsunuz direkt ele geçirdik falan ya işte. İsmi öyle ama bunları tabii onlar koloni yaptı. Bunlar şu Kastilya Portekiz'in de burası Kastilya'nın mıydı? Burası da mı Portekiz'in de? Burası da Portekiz'in de galiba. Aynen renge bakarsan. Portekiz'inde. Hindistan bitirilmeye çalışılıyor. Öbür tarafta bir Moskova seferi yaptık. Moskova'nın savaş skorunu düşürmeye çalışıyorum. Elden geldiğince devletleri 100 skora indirmeye çalışıyorum. Bir tek savaşta ilhak edilebilir duruma gelsin. Bu mesela atıyorum 300-400 skorlardaydı. En azından 2 savaşa insin diye. 1600'lere gelmişiz artık. Savaş skorlarının azalması lazım ki Fransa'da da benzer durum var mesela. Fransa 400-500 skorlara ulaşmış. Tabii şunu söyleyeyim. Bu kadar ilerlettik. Arada bir sürü şey konuştuk. Faydalı olduğumu bilmiyorum ama detaylandırmaya çalıştım elden gelince. Şimdi bu Hindistan'ın ele geçirilmesi sonrasında yaptığımız yatırımlar vesaire derken asker sayılarımız artık çok absürt seviyelere gelmeye başlıyor. Bu böyle olunca işte 800 bin 900 binlere gelmişti herhalde buralarda asker sayım. Bu böyle olunca artık Ming seferinde çok rahat yaparsın hiçbir sorun yaşamadan. Burada bir operasyon var mesela. Çağatay Savaşımız var ki hemen geleyim de Ming'e din savaş nedenimi kullanarak savaş açabilirim. Nitekim onu da öyle hallettik. Toprakları bu şekilde alma sebebim de bir an önce bu taraftan ilerleyişe başlamaktı. Böyle bir derdim de vardı. Bir an önce buraların da bitirilmesi gerekiyor ki din faaliyetleri başlasın. Ve buraları da tabii agresiflikleri bir süre sonra arttı. Yok işte savaş skoru 200'lerde 300'lerde derken bunu da azaltmak açısından gittik. Efendim birkaç savaş yaptık buralarda da ilhaklarımızı yaptık. Şu devlet kendi kendine çıkmış buradan. Bunlardan mı serbest kalmış neyse. Danimarka tarafından bilerek toprak aldım ki burada ufak ufak genişlemeler yapayım diye. Başlangıçta çok fazla zorlamadım agresiflik işte. Belki buralarda bir tık daha vites arttırsaydık
daha rahat olabilirdik belki. Buralar daha hızlı bitebilir, daha erken bitebilir ama admin puanı vesaire ona göre harcanıyor bir de. Şimdi o boyutu da var. Burada çünkü ufak ufak genişlemeler yapıyorum. Hem az admin puan harcıyorum hem de koalisyon tehdidi bile olmuyor burada hiçbir şekilde. Ama yine de görüyorsunuz götürüyoruz leechleri bilmem neleri. Öbür tarafta da yine genişlemelerimiz devam ediyor. Bunu ben ayrı video yapayım olmazsa şu timelapse'i. Böyle anlatım tarzında bir video oldu ama. İşte bir yere bakarken öbür taraflar gitti. Sürekli Ming'i ele geçirmeye çalışıyorum. Hiç vassal dediğim gibi kullanmadım. Kendim ele geçirdim toprakları. Kor yaptım. Burada artık Fransa Savaşımız geldi. Fransa Savaşı'nda ilk hedefim Fransa'nın hem Paris'i almam lazım. Paris'ten de çünkü kazanımlar var. Etkili kazanımlar var. Paris State'ini ve Fransa'nın asıl gücünü, ticaretini vesaire komple bitirecek toprakları fethetmeyi başardık. 200 bine yakın askerleri vardı. Aslında canavar olduğu bir dönemdeydi ama bende çok fazla asker oldu. Şimdi bu tarihlerde artık 1,5 milyonlara falan geldi benim asker sayım. O yüzden buraya 500-600 bin asker bırakınca çok rahat galibiyet alıyorsun yani. Onun fikirleri vardı şimdi hatırlamıyorum da askeri fikirleri. Biz bir tane quantity ile rahat rahat orada ilerledik. Bir sıkıntı yaşamadık o konuda da. Başka artık buradan sonra konu artık çözüldü. Çünkü şu genişlemelerin anlamı ne demek? Koalisyon tehdidi kalmadı. Vura vura gidiyorsun. Artık ne var ne yok fethetme üzerine ilerleyiş gerçekleşiyor. Efendim konunun özeti bu. Dediğim gibi buradan çıkartılacak ders özellikle bu koloni kısmına atlama, Amerika kısmına. Bak 1700'lerde falan daha yeni bitiyor galiba Kastilya. Bunları işte 1600'lerde yaparsak, bak koloniyi görüyor musun? Bunların belki işte yani Portekiz'den aldıklarımın muhtemelen inanç değişimlerini yapıyorum. 1650'lerde falan. Ama bunların hepsinde çok daha önceden din faaliyetlerine başlansa daha hızlı bir şekilde tamamlanabilir diye düşünüyorum. Açıkçası One Faith kısmı. Buradan sonra artık kalan devletlerin ele geçirilmesi, din faaliyetleri. Burada da bir sürü devleti ele geçirememiş bu alçaklar. Çünkü İngiltere gidemedi zaten oraya doğru düzgün. İngiltere oraya gidemeyince de hepsini ben almak zorunda kaldım. Şu Damir Mursic beni mahvetti ya. Bu bir kor yapmadı gitti. Yetenekli yöneticiler de vardı bir de. Mahvetti bizi ya. Sürekli isyan bastırıp durduk. Efendim konunun özeti bu. One Faith. Bunun ayrıca timelapse'ini de ben detaylı çekmeye çalışayım. Umarım faydası dokunmuştur. Konunun özetini gerçekleştirmeye çalıştık. Stratejiyi de detaylandırdım aslında. Nasıl olduğunu, ne yaptığımızı. Kafanıza takılan soru işaretleri varsa yanıtlayabilirim. Söyleyebilirsiniz. Dediğim gibi diplomatik olmazsa olmaz fikirlerden biri. Keza işte yapılar. Hepsine dikkat edin. Bunlar çok ciddi skor indirimleri sağlıyor. Daha hızlı hareket etmenizi sağlıyor. Asker sayınızı şöyle 1 milyonlara yaklaştırdığınız anda vura vura gidin. Hiç sıkıntı olmaz. Agresif koalisyon vesaire. Admin puanınız varsa ki 1.31.5'te artık batılı bir vassal elde etmek burada çok daha avantajlı olacak. Çünkü din mi otonomisi yok, vermeyecek. O estate kararını uygulayamayacak. O yüzden bir tane buradan ya da 2-3 tane de olabilir fark etmez. Diplomatik ilişki slotunuz bol zaten. Oyunun erken dönemlerinde de biraz da. Birkaç tane devlet bırakırsınız batılı. Ona yedirirsiniz toprakları. Para yardımı da yaparsanız o da din faaliyetleri yapar. Böylece daha hızlı bir şekilde Avrupa'yı da Avrupa'nın inancını da değiştirebilme şansına sahip olabilirsiniz diyorum. Ve o zaman zaten din faaliyetleri aşağı yukarı burada kullanılacak en çok. Şuralarda kullanmanıza gerek kalmıyor zaten. Eğer erken dönemde buralara hücum ederseniz. Buradakileri tamamen ticaret şirketleri hallediyor. Propagandalar. Keza buralar. Buralar. Bak bunların hiçbirini ben Katoliklere kaybetmedim. Şurada belki birkaç tane Anglikan vardı. Belki bir tane burada vardı Katolik ama. Onun dışında bunlar hep propagandayla halloldu. Şuralar propaganda. Dedim ya bak. Şurası keza. Komple. Tamam mı? Buralar aynı şekilde. Din faaliyeti esas nerede lazım oluyor? Şu Avrupa kısmı ve burası. Ama en çok yoran kısmı da burası. Burada çok fazla toprak var. İnancı değiştirilmesi gereken. O yüzden buraya biraz daha erken girmek lazım. Ve bu kadar toprağın aslında çok kısa zamanda. Genelde 5-6 ayda tamamlanabiliyor din faaliyetleri. O yüzden
bir tık buralarda erken faaliyete başlamak gerekli diye düşünüyorum ve tavsiye ediyorum. Hoşçakalın.